Merhaba Artı TV izleyicileri, yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Biz stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acarer'le birlikteyiz. Hoş geldin Erk. Merhaba abi. Bu bölümde Artı Gerçek yazarları İnce Hekimoğlu, Koray Düzgören ve Eser Karakaş da bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar, nasılsınız? Herkese iyi akşamlar. İyi yayınlar. Merhaba İnce. Merhaba. İnce'de bir değişiklik var. Evet, tabii gündemimiz gene her hafta olduğu gibi yoğun ama bugün çok özel ve önemli bir gün. Yani Madımak katliamının 28. yıl dönümü. Gerçekten Türkiye tarihine kanlı ve karanlık bir sayfa olarak geçen bir katliamın yıl dönümü. Ve o günden bugüne asıl failler yakalanmadı. 7 yıldır dosyası Anayasa Mahkemesi'nde bekleniyor insanlık suçu sayılması için ve zaman aşımına oynanıyor bir yandan. Bir yandan gerçek faillerin bir kısmı Almanya'da ve iade edilmiyor. Israrlı bir talep de yok. Ve bugün insanlar Madımak anması için alanlardaydı. Sivas'ta, İstanbul'da. İnci, ne diyorsun? 28 yıl sonra bu katliam hala böyle ortada kanayan bir yara olarak duruyor. Maalesef. Aslında niye ortada böyle hala bir açık yara olarak durduğunu biz bütün bu tür katliamların hepsinde sihirli bir cümle var. Onu da DGM savcısı Nusret Demiral o zaman da şu cümleyi kurmuştu. Örgüt yok, tahrik var. Evet. Ne zaman bu tür katliamlarda örgüt yok deniyorsa mutlaka içinde devlete ait bir el mutlaka oluyor. Madımak'ta da biz bunun bütün unsurlarını gördük. Tanık da olduk hatta. Çünkü ben o zaman çok arkadaşımız, foto muhabiri Mehtap Yücel, evet. Panorok dergisindeydim ve o da oradaydı. An be an telefonla konuştuk ve dört bir koldan iktidara ait kim varsa, Erdal İnönü, Erdal İnönü'nün danışmanları, herkes aranıyor. Yani Sivas valisinden, kaymakamından Ankara'ya kadar. Ve bize sürekli olarak sakin olun, orada kontrol sağlandı. Kesinlikle herhangi bir olay büyümeyecek, engellenecek. An be an. Ve en sonunda Mehtap'ın içeri giriyorlar diye telefonu kapatmasından sonra, ki çok büyük bir şans eseri Mehtap oradan sağ kurtuldu. Ve nitekim içeriden çekilmiş bütün fotoğrafların büyük bir çoğunluğu ona aittir. Ne yazık ki hepimizin göz önünde, hepimizin tanıklığında işlendi bu katliam. Ama burada dediğim gibi Nusret Demiral'ın örgüt yok dediği andan itibaren aslında örgüt yok, devlet var demiş oluyorlar her defasında. Bu olayda da geçen Gökçer Tayincioğlu çok ayrıntılı bir toparlama yapmıştı. Gerçekten eline sağlık. Ben de oradan öğrendim ki 2014'ten beri bu açılmış davalardan bir tanesi. Çünkü çok karışık bazıları sonuçlanmış. Ayrılan dosyalar var. Anayasa Mahkemesi'nde zaman aşımı, insanlık suçlarında zaman aşımı olmayacağı için Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen bir dosya var. Ve ta 2014'ten beri onun da üyelerinden biri sanıkların avukatlığını yapan bence Mümtaz Akıncı. Yani böyle bir devlette devamlılık esastır tabii yani. Sürüyor maalesef. Zaten biz bunu Madımak önceki işte Sivas'ta, Çorum'da, Sivas Madımak sonrası yine işte hep bahsettiğimiz 17 Haziran 1 Kasım arasındaki 2015'teki bütün katliamlarda, bombalı katliamların hepsinde aslında hep yaşamaya devam ettik. O yüzden bunların hani bir tanesi açığa çıksa diğerleri de yapılamazdı ve diğerleri yapılsa bile
oradaki sanıklar da ortaya, arkasındaki el işbirlikçileri hepsi ortaya çıkabilirdi. O yüzden bir tekini bile, bir tek olayı bile devlet açığa çıkartılmasına engel oluyor. Bu olayda önemli birkaç nokta daha var. Onları da hatırlatayım. Olayın asıl faili Cafer Erçakmak. Evet. Sözüm ona aranıyordu. Ve Sivas'ta o bu katliamın işlendiği yerde faili de aynı yerde yaşamış ve orada ölmüş. Evinde eceliyle öldü. Evet, evinde eceliyle öldüğünü öğrendik. Yine faillerden bir tanesi İhsan Çakmak. O da 2017'de anlaşılıyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süre memur olarak çalışmış, askerlik yapmış, evlenmiş. Evet. Sözümde aranıyor. Yine bunlardan bir tanesi Nuh Kılıç, Almanya'ya kaçan. Almanya'da. Evet. O da birkaç kişi daha var Almanya'da. 3 kişi var. Hala yakalanmayan. Evet. Ve bunlar hakkında kırmızı bülten bile çıkarılmamış. Ve bir tanesi de Ahmet Kılıç. Hani şu meşhur dede diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affına mazhar olan en önemli sanıklardan bir tanesi. Bununla ilgili iki tane emniyet görevlisinin açık tanıklığı olmasına rağmen maalesef bu da affedildi. Ama biz başka hasta ve üstelik de suçsuz yere, yani kendi yapmadığı bir eylemden dolayı yatan ve ağır hasta olmasına rağmen tahliye edilmeyen bir sürü insan biliyoruz. Bir ayrıntı daha var, o da önemli. Ben de bunu yine Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazısından doğrusu öğrendim. Ali Kurt ya da unutmuşuz. Çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Ali Kurt ve Mevlüt Atalay isimli iki sanık başvuruyor Ankara 1 No. DGM'ye ve itirafçı olmak istediklerini söylüyorlar. Ve olaya karışan örgütlerin Hizbullah, İslami Hareket Teşkilatı ve Kaplancılar olmak üzere 3 örgütün birlikte davrandığı ve bunlara ilişkin isimleri de vermek istediklerini söylüyorlar. Reddediliyor itiraf olmaları. Bütün bunlardan ortaya çıkan gayet açık. İşin içinde bildiğimiz kontrgerilla var, işin içinde radikal İslamcılar var ve işin içinde bizim linç etmeye meraklı sıradan vatandaşlarımız var. Evet. Yani bu gerçeği de görmek zorundayız. Hiç öyle bütün katliamlarda, Ermeni katliamında da başka linçlerde, Kürtlere yönelik linçlerde de her tahrike kolayca uyum sağlayan katliamcı, linççi bir zihniyete sahip oldukça fazla sayıda maalesef Türk İslam Sentezi'nin yıllar yılı yaptığı toplumsal mühendisliğin ürünü bireyler de var. Masum bir toplum değiliz maalesef. Evet. Peki Koray, şeyi sormak istiyorum. O sürece bakınca 92 yılı ve 93 yılı, arkasından zaten Kürtlere uygulanan 93 konsepti geliyor. Yani Madımak katliamı aslında aynı zamanda 93 konseptinin önemli işaret fişeklerinden biri. Bugün bakınca nasıl görüyorsun bunu? Süreç itibariyle bir ciddi bir organizasyon olarak, devlet organizasyonu olarak görüyorum. Ben 2 Temmuz 1993 günü bu katliamı orada değildim tabii ama an ve an yaşadım. Çünkü o saldırı başladığı an ben bir vapurda İstanbul'dan Bandırma'ya, Ayvalık'a gitmek üzere
Bandırma'ya giden bir vapurdaydım ve olayı oradaki bir, o zaman telsiz telefonlar vardı. O telefonla konuşan birisi sayesinde öğrendim ve o dakikadan itibaren de orada olanlarla, yani o Madımak'ta olanlar ve olanlardan tabii çoğunu tanıyorum. Özellikle de Cevat Geray benim mülkiyeden, siyasal bilgilerden hem hocam hem de daha sonra dostum olduğu için yakın ilişkim olan bir insandı. Diğerlerini de tanıyordum, Aziz Nesin vesaire. Ama daha çok onunla irtibat ederek o 4 saatlik, 5 saatlik yolu geçirdim. İnanılmaz bir olay. Yani Ayvalık'a vardığım zaman hepsi ölmüştü. Yani o insanlar ölmüştü ve 5 saatlik naklen yayında canlı bir şekilde bu insanların ölümüne tanık olduk. Yani korkunç bir şey yani. Cevat Göray, işte Aziz Nesin ve diğerleri bir şekilde kurtuldular, kurtarıldılar. Ama 33 insanımız, aydın, sanatçı ve işte değerli insan orada can verdi göz göre göre. Üstelik de yani bu tamamen asker, polis, bürokrasi, çünkü hem vilayet bürokrasisi hem işte oradaki askeri bürokrasi bu işin içinde, bir de medya. Yani tıpkı 6-7 Eylül olaylarındaki gibi, evet. 6-7 Eylül olaylarında da bir orası bir organizasyon değil mi? Daha sonra ortaya çıktı nasıl bir organizasyon olduğu. Bu organizasyonda da işte asker var, polis var, yerel yöneticiler var ve medya var, kışkırtan medya. Burada da medyanın öncesinde de başlamıştı kışkırtıcı yayınları. Aziz Nesin'in ve diğer işte Alevilerin orada halkı tahrik edeceğine ilişkin yayınlar vesaire, bunları göz ardı etmeyelim. Ondan sonraki olayda da Hürriyet Gazetesi'nin manşetini adeta Aziz Nesin'i suçlayan, evet, o kışkırtma nedeniyle bu katliam oldu diyen manşetini unutmayalım. Hepsi bu işin içinde. Ama ilginç olan şu ki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi yoktu ama işte onun yerine Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurulmuştu. Ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Doğru Yol Partisi koalisyondaydı. Evet. Yani sol, kendisine sol diyen, sosyal demokrat diyen bir parti iktidardaydı. Onun iktidarında oldu. Ne yazık ki işte Erdal İnönü başbakan yardımcısıydı. Ve yani valiyle konuşuluyor. Deniyor ki ya vali bizdendir. Yani bizim işte o zaman valileri göre, kendilerine göre kontenjanına bölmüşler. İşte CHP'nin valileri, işte DYP'nin valileri, öyle bir şey yok. Vali zaten korkusundan yerlere yatmış. Çünkü müthiş bir şey var, saldırı var, tehdit var. Ve deniyor ki, Erdoğan'ın telefonla soruyor, diyor nedir durum? Hiç merak etmeyin, her şey kontrol altında diyor. Her şey kontrol altında derken... Yani burada sana, Koray, sana bir şey hatırlatacağım. Yani o zaman CHP'nin kadrosundan iki vali vardı bilinen. Biri Sivas valisiydi bu olaylar olduğu sırada. Diğeri de Tunceli valisi Atıl Üzengün'dü. Biz seninle beraber gidip o valiyle kavga da etmiştik. Yani orada kavga ettik. Karne uygula, gıda ürünlerine karne uygulaması başlatmıştı. Karne uygulayan, devletin, abluk uygulayan valiydi. Evet. Devletin bütün kirli işlerini bu sosyal demokrat kontenjandan gelen iki valiye yaptırmışlardı o zaman. Evet, evet. Ve tabii sonradan ortaya çıkıyor, askeri birlikler şehrin dışında bekliyor. Yani müdahale etmesi gereken askeri birlikler şehrin dışında bekliyor. Sonra işte o birliklerin komutanı falan konuştu, bize emir vermediler. Emir vermedikleri için biz şehre girip müdahale etmedik dedi. Yani göz göre göre bir katliam organizasyonu var. Tabii halkı kışkırtan kışkırtıcılar var. Bunlar devletin görevlileri. Enci söyledi yani, lince meraklı bir kesim de var. Doğru. Ama onları organize eden, onları yönlendiren, onları tahrik eden ve işte belli bir yere, nereye doğru gidiyorlar. Hadi gidelim bu oteli yakalım. Yani işte belgeseller çıkıyor. Yani onların bir kısmını biliyoruz. Bir kısmı da şimdi yeni çıkıyor. Sosyal medyada var. Yakalım, yakalım. İşte oteli ateşe verelim diyen insanlar var. Ama biz şunu da gördük o ilk görüntülerden. Benzin bidonları doldurulmuş, hazır bekliyordu. Ve hemen hazır bekliyor, olayda... her şey organize. Evet. Yani polis asker çekilmiş. Asker şehrin dışında bekliyor, müdahale etmiyor. Halk zincir, yani kışkırtılmış insanlar zincirlerinden boşalmış ortalıkta. Vali müdahale etmiyor. Belediye başkanı zaten malum onun ne olduğu. İtfaiye falan gönderilmiyor. Öyle bir şey yok.
Dolayısıyla inanılmaz bir kontur gerilla organizasyonu. 6-7 Eylül'den sonraki en önemli Kahramanmaraş da öyle tabii ama evet. Bu yani tam anlamıyla 5 saat süren, yani 5 saat boyunca bir devlet yetkilisi, bir başbakan yardımcısı yahut onun görevlendireceği bir bakan Sosyal Demokrat Parti'den koalisyon ortağı uçağa binip oraya gidip duruma müdahil olabilirdi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Yani inanılmaz bir şey. Tam felç olmuş bir şey yaşandı. Yani herkes felç olmuştu. Bu o kanlı organizasyona adeta göz yummuşlar gibiydiler. Yummuş gibiydiler. Tabii ondan sonraki hikaye işte yargılamalar onlar malum. Yani işte 33 kişiyi idama mahkum ediyorlar. Sonra idam cezası bozuluyor. Tekrar gidiyor bilmem. Sonra zaten ölüm cezaları kaldırılıyor filan. İşte ıvır zıvır cezalarla bir takım insanlar ki onlar da gerçek failler değil. Gerçek failler ortaya çıkartılmadan yine bir hikaye kapatılmış oluyor. Ama asla kapatılmış bir hikaye değildir. Bu Madımak katliamı asla unutulmayacaktır ve asla kapatılmayacaktır. Kapatılmaması gereken katliamlardan bir tanesi olarak Türkiye'nin yakın tarihinin kara sayfası olarak tarihe geçmiştir. Ve bunlar önlenemediği için, bunlar hakkında ciddi soruşturmalar, kovuşturmalar yapılmadığı için, cezasızlık gerçekleştiği için ondan sonraki katliamlara da yol açan, kapı aralayan olaylar olmuşlardır bunlar. Ve Türkiye'de bu gelenek süre gitmiştir. Tabii ondan sonra da Kürtlere yönelik 93'ten sonra da ne başladı? Köy yakmalar işte, evet. İşte milyonlarca, yüz binlerce insanın bulundukları yerlerden sürülmesi, köylerinin yakılması, yıkılması süreci başlamıştır. Ve o sürecin sonunda da yani 90'lı yıllar bittikten sonra da her şey bitmedi. Gene 2019'lu, 2020'li yıllarda, 2018'li yıllarda ya da işte 2015'ten itibaren de yani bunu hep konuşuyoruz. Buna benzer diğer başka organize, devletin organize ettiği, devlet içindeki güçlerin organize ettiği diğer katliamlar, diğer soykırımlar cereyan etmiştir. Evet. Yani geldiğimiz nokta budur. Yani ilginçtir. 2 Temmuz'da 93'te ben Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydüm ve bu olaylar başladığından ertesi gün sabaha kadar sürekli baskı yaptık ve o gece biz 9 ayrı baskı yaptık. Çünkü ölü sayısı sürekli artıyordu. Gelen veriler artıyordu. Yalnız o gece işin ilginci, sabaha kadar o zamanın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktun'a rahmetli sürekli bizi arayıp bilgi alıyordu. Ölü sayısı kaç oldu diye Cumhuriyet'e soruyordum. Beni arıyordu telefonla. Yani bu şu gerçeği ortaya çıkardı ki hükümetin, devletin askeriyle, polisiyle irtibatı kopmuş. Yok, Başbakan Yardımcısının haberi yok. Evet. Yani Başbakan Yardımcısı Erdoğan'ın haberi yok. CHP yetkililerinin haberi yok. Yani hükümeti ortaklar göğe yani. Dolayısıyla yani çok korkunç, vahim bir durum var burada. Hani CHP'nin koalisyon ortağı olmasa hadi denecek ki işte bu şöyle bir iktidar. Yani Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı diyor ki olay münferittir diyor. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama bu. Ağır bir tarih vardır diyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani Aziz Nesin ve işte diğer Aleviler, Alevi ileri gelenler halkı tahrik etmiştir demeye getiriyor. Cumhurbaşkanına bakar mısın? Başbakan Tansu Çiller ne diyor? Otel dışındaki vatandaşa bir şey olmamıştır. Merak etmeyin diyor. Evet. Yani bunu söylüyor. Yani Tansu Çiller'in kirli iktidarının en önemli katliamı budur. Ondan sonra da devam etmiştir. Ondan sonrakilerini de zaten konuşuyoruz. Geçen programlarda da konuştuk, biliyoruz. Evet. Peki Eser Hocam, yani bugün hala aydınlatılmamış olması, Anayasa Mahkemesi'nin 7 senedir bir dosya hakkında karar vermiş olması nasıl bir ortamda yaşadığımızı gösteriyor bize? Yani o 93'te Sivas katliamını yapanların bugün iktidarda olduğunu gösteriyor galiba. Korkunç, evet. Ama Türkiye'de cinayet işleyip böyle katliamlara imza atan kişiler bir şekilde yurt dışına kaçıyorlar. Daha önce de yaşandı. Sonra devlet bunları Adalet Bakanlığı dosyayla istiyor. Yani nerede yaşanıyor. İşte bir Sabancı cinayetini hatırlıyorum. Bunu çok az basında şey var. Ben kulağımla duydum yani şeyi. Bunu basında duydum yani. Televizyondan duydum avukatın şeyinden.
Şimdi kızın ismini unuttum. O üç şeyden bir kızı o şeyden. Evet. Yani Sabancı Cinayeti'nin kızı. Fevriye Erdal. Fevriye Erdal, evet. Şimdi onunla ilgili dosya isteniyor. Belçika işte vermiyor deniyor. Burada öyle bir şey yaratılıyor. Bu olaydan bir iki sene sonra Sabancı ailesinin avukatı bir açıklama yaptı. Ya ben dedi taraf olarak burada dedi. Bu iade dosyası, iade talep dosyasını gördüm Adalet Bakanlığı'nın dedi. Dünyanın hiçbir devletinde bu kadar, yani şimdi hangi kelimeyi kullandığını hatırlamıyorum ama ben kullanıyorum. Bu kadar tırışka bir iade talep dosyasına cevap vermez. Adalet Bakanlığı bir şey yazmamıştı. Hiçbir devlet buna yanıt vermez. Bu Sabancı ailesinin avukatıydı bunu söyleyen. Televizyonda kulaklarında duydum. Şimdi bu işler diyoruz ya çok karışık. Çok karışık. Yani şimdi Almanya'dan istemişiz biz. Ama Almanya vermiyormuş. Ama hakikaten istemiş miyiz onu? Yani çünkü bu hukuki şeyler bunlar uluslararası ilişkilerde belli bir formda işler. Bu aynı yok. Şey Gülen meselesinde yok mu? Gülen'i tabii, istedik herhalde, diyor ama herhalde, nasıl istedik? Dediğim gibi yurt dışında yaşayan bütün şeyler için böyle bir şey var. Özellikle bir şey, Türkiye'de bir şey karışmışlar da. Yani tabii sadece bunlara kızıyorum biz ama mesela olay kapandı, kapanmadı hiçbir zaman tabii ama orada bir kebapçı açıldı ya. Evet. Ve o şehirden birileri de geldiler, o otelin altındaki kebapçıda kebap yediler ya. Bildiğim kadarıyla epey bir süre açık kaldı. Açık, tabii tabii. Kültür Bakanlığı binayı kamulaştırana kadar kebapçı açık kaldı. Ve insanlar oraya gelip o Madımak Oteli'nin altında kebapçıda yemek yediler arkadaşlar. O et kokusunda yemek yediler. Yukarıda 35 kişi yandı. Öldürüldü. Yani şimdi burada kimi suçlayacağız? O da ayrı bir şey. Başka bir şey var. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Tabii yani orada bir görüntü var. O bana çok korkunç geliyor. Ama Türkiye'de şey en son Gazze olaylarında hatırlayacaksınız bir şey kale kafanıza kalmıştı. Daha yine en son yani şey Netanyahu görevden ayrılmadan önceki şeydeki Filistin olaylarında Mescid-ül Aksa'nın yanındaki bir ağaç yandı şeyin içinde. Dışarıda o yangın içeride ağaç yanıyor. Dışarıda da işte o Ortodoks Yahudilerin, yani Ortodoks Yahudiler mi yoksa başkaları mı bilmiyorum yani Yahudi ama o kesin. Orada böyle ellerini havaya kaldırmışlar ve bir şey yapıyorlar. Kutsama şeyi gibi. Evet. Yani, şimdi o görüntünün aynısı Madımak Oteli'nin önünde oldu. Doğru. Yani otel yanarken, insanlar orada yanarken önde insanlar dans ettiler adeta. Ellerini havaya kaldırmışlar böyle bağırıyor. Huşu içinde bağırıyorlar ondan sonra. Şimdi bu insanlar kontrgerillan adamı değildi muhtemelen herhalde oradaki o dans edenler. Mutlaka bir kontrgerillanın parmağı var bu işin içinde. Buna eminim ama yani işin içinde başka bir boyut daha var dediğim gibi. Orada gelip kebap yiyen bir adam var arkadaşlar. Bunlar evet. Sivaslılar. Yani şimdi bunu söylemek istemiyorum. Ama bu çok şey bir şey ya yani. 35 kişinin yandığı bir yerde insanlar gelip kebap yediler. Yani buna ne denir bilemiyorum. Tabii Allah'ın tövbe tövbe çok şey bir. O dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu. Değil mi? Adalet Partili. Sonra MHP'den galiba büyük bir şehrimize hangisi bilmiyorum ama yani İstanbul, Ankara, İzmir dışında bir başka bir büyük şehir. Bursa'ydı galiba hocam. Bursa'ydı galiba belediye başkanı oldu. Allah tövbe tövbe kardeşi bir yangında öldü. Kendi öz kardeşi Mehmet Gazioğlu. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok saygı duyduğum bir kişidir Erdal İnönü. Hakikaten saygı duyarım yani şeyine. Evet. Ama bir askeriyeden bir İsmet İnönü'nün oğlu bu. Direkt kendisi ordu komutanını arayıp Ankara'da bana hemen bir askeri helikopter tahsis edin. Ben Sivas'a gidiyorum diyemedim ya. Diyemedim. Bir helikopter tahsis edilecekti. Şimdi buna bir saat, bir saat sonra olay yerinde. Bir saat sonra. Tabii bir saat sonra olay yerine gelecek. Hatta belki Erdal İnönü başbakan yardımcısı sıfatıyla belki oradaki askere de emir verebilir. Bilemiyorum. Başbakan yardımcısı yani sonuç olarak. Oradaki askere de gelin müdahale edin diyebilir. Bir de tabii İsmet Paşa'nın oğlu. Evet. Yani bir de böyle bir şey var. Bu işte yani, devletçiliğin, devlete tapınmanın getirdiği nokta insanlara. Ne diyor? Devletin valisiyle konuştum. O bana doğruyu söyler diyor.
Değil mi? Ama yani atla git. Açıklaması yani, bu yani. Böyle bir şey yok. Ama bu olay oldu. Muazzam ihmaller, kötü niyetler, iyi niyetler. İhmal şudur budur. Ya kimse istifa etmedi ya. Kimse istifa etmedi. Ben de 28 sene önce delikanlı değildim yani. Çok iyi hatırlıyorum olayları. Ben de İstanbul'dan evden izledim yani olayları. Yani kimse istifa etmedi. Hatta belki o koalisyon sonlandırılabilirdi. Çok vahim bir olaydı çünkü. Yani. Orada gayet yani güzel devam etti. Evet, hatta bunlar, o koalisyonu sonlandırmadıkları için de başka suçlara da ortak oldular. Bir şey daha söyleyeceğim. Alakasız diyeceksiniz belki ama beni bağışlayın. Şimdi Fahrettin Altun değil mi? Şey neydi ismi? İletişim Daire Başkanı. Daire Başkanı sarayda. YouTube'la bir kavgası var arada. YouTube bunun bir şeyini nefret suçu işliyor diye çıkartmış. Ermeni terör örgütü lafından dolayı. Tabii ama haklı YouTube yani. Ne demek ya Ermeni terör örgütü? Ben Asala'ya şey yapmıyorum. Yani Asala evet kaç tane diplomatımızı şehit etti. Öldürdü orada şey bir şekilde. Ama bir terör örgütüdür en fazla. Söylenebilecek bu Ermeni terör örgütü o denebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir laf olabilir mi Ermeni terör örgütü diye? Türkiye'de de bir sürü terör örgütleri var yani PKK dışında. Bunlara birisi çıkıp da Türk terör örgütü dese ne yapacaksın? Değil mi? Türk evet. Terör örgütü dese ne yapacaksın? Böyle saçma, böyle bir laf. Bunu söyleyen bir profesör. Profesör ünvanı var Fahrettin Altun'un ve iletişim başkanı. Cumhurbaşkanlığı Ermeni terör örgütü diyor. Şimdi bu hedef gösterme hocam. Bu hedef gösterme. Evet. Yani bir şey değişmiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani o zaman neyse o da Alevilere karşı, Azinesine karşı ne yapılmışsa bugün Cumhurbaşkanlığı Konutu Sarayı'ndan yapılıyor. Ermeni terör örgütü. Çünkü kafa aynı kafa yani sonuç itibariyle. Sivas'taki evet. Anlayış burada iktidarda. Bir itirazım olmaz yani Asala'ya terör örgütü diyorsa terör örgütüdür Asala. Kaç kişi öldürmüştür? Kaç diplomatı öldürmüştür? Ama Ermeni terör örgütü diye bir laf olabilir mi ya? Peki hocam şimdi erkeğe geçeceğim. Korkunç bir şey yani. Kafa değişmiyor yani. Bu hedef gösterildi. Allah korusun yani. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Almanya'dan yıllardır iade edilmemeleri acaba gerçekten hakkını vererek istememek, talep etmemekten gelen bir şey mi? Evet. Şimdi başka çelişkilerde anlatırız ilerleyen zamanlarda. Ama burada önemli olan İslami örgütlere bakalım. Yani 3 İslami örgüt biliyoruz biz. Hizbullah, İslami Hareket ve Kaplancılar. Şimdi aslında Kaplancılar üzerinden bu faillerin neden Almanya'da olduklarına ilişkin bir soru da sorulabilir. Çünkü Kaplancılar yapılanması Almanya'da çok uzun dönem yapılandı. Şimdi aslında hani geçtiğimiz haftalarda tartıştığımız Metin Külünk, paramiliter çeteler, ondan sonra onların uzantıları filan değişen hiçbir şey olmamış. Yani hem Türkiye'de olmamış hem dünya ekseninde değişen hiçbir şey olmamış. Bilakis her şey çok daha fazla kirlenmiş. Bunu görüyoruz. Nereden görüyoruz bunu? Şuradan da görüyoruz. 2012 yılı 13 Mart tarihi zaman aşımından düşüyor. Sivas katliamı davası ve Erdoğan gözümüzün içine baka baka şu ifadeleri kullanıyor. Milletimiz için hayırlı evet. Olsun. Şimdi burada aslında hoca çok güzel ifade etti. Bir siyasi katliam varsa o siyasi katliamın sonraki zamanlarda neye açtığı ve kime yaradığına bakarak bir fikir sahibi olabiliriz. Gelişerek Türkiye'de olaylar gidiyor. Gelişerek Türkiye'de yobazlaşma, yozlaşma yükseliyor. Ve bir klişedir artık. Yani herkes bunu söyler. Söylemeden de geçilmez Sivas gündeme geldiğinde. O da şudur. Bu katliamı aklayanlar ya da aklamaya çalışanlar bugün iktidarın bilakis kendisidir. Tabii ki avukatları dar söz ediyoruz. Avukatların pek çoğu
AKP'den, AKP iktidarından milletvekili olmuştur. Belediye başkanı olmuştur. Belediye başkanı evet. olmuştur. Belediye başkanı. Yani siyasetin içinde bulunmuştur. Dolayısıyla hiç birbirinden ve bağlamından kopuk olmadığını düşünüyorum ben bu olayların. 12 Eylül'den itibaren özellikle günümüze kadar gelen sürede bir şeylerin hazırlandığını net olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da hep 2-3 hafta önce falan hep konuştuk müsilajla beraber. İşte o birike gelen sorunlar bugün Türkiye'nin siyasi müsilajını ortaya koydu yani. Bugünkü nefret söylemlerinin artması da dün gördüğümüz kadın dayağının kadınlar haklarına sahip çıkıyorlar diye kadınlara yönelik şiddetin artması da çocuk istismarlarının artması da tamamıyla hazırlanan, kurulan ve şimdi içinde o çamurda yoğrulduğumuz iktidarın son kısmıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. 35 aydına, 35 yurttaşa bizim de, biz o zaman gazeteci değildik. Ben üniversite birinci sınıftaydım. Ama bütün hepsine içimiz yandı ve bugün de böyledir yani. O nedenle şu da doğrudur. O gün yanan ateş hem siyasi sahipler amacıyla hem vicdanen dinmemiştir. Hoca nefis bir şey söyledi. Dedi ki yani bir etki tepki meselesi, toplumsal olaylar siyasetten bağımsız değil. Yani hep şu konuşulur ya, aslında bir Nazi imparatorluğunu yaratan varsa bunda Alman halkının da katkısı vardır. Şüphesiz böyledir yani, bunu burada gördük. Sadece burada görmedik AKP iktidarıyla. Hatırlatmak gerekirse çok fazla olayda da gördük. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi, torunlar inşaatından düşüp parça parça olan insanların cesedi üzerinde rezidanslarda bugün gönül rahatlığıyla ve hava atarak Neo Türkiye'nin zenginliğinde insanlardır. Dolayısıyla böyle bir katlanarak kümülatif gelen çukur bugün yaratılmıştır diye düşünüyorum. Evet. Aslında tabii 2 Temmuz'da çok şeyler oldu. Yani hem Sedat Peker'in açıklamalarının ikinci ay dönümü hem de dün itibariyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Yani 1 Temmuz'dan itibaren, dünden itibaren İstanbul Sözleşmesi'nin dışında, ama çok ilginçtir. Aynı günde Erdoğan kadına karşı şiddetin önlenmesine dönük eylem planı açıkladı. Yani bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor, bir yandan kadına karşı şiddetin önlenmesi için eylem planı yapıyor. Ama bu arada da hakikaten dün kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında inanılmaz bir direniş gösterdiler. Hele İstanbul'daki görüntüler gerçekten insanın yüreğini kabartan görüntülerdi. Ve bu toplumun hala en direngen kesimlerin başında da kadınların geldiğini söylemek gerekiyor. Önce ne diyorsun? Taş gibi bir kadın hareketimiz var. Haklılığın gücü. Bence haklılığın gücü. Kadınlar hakikaten yani her zaman çok direngen bir mücadele verdiler. Ama bardak taşmış durumda. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı gün, bir de üstelik son derece ikiyüzlü bir biçimde kadına karşı şiddeti önlemek üzere eylem planı açıklaması, ki biz bu daha önce de eylem planlarını biliyoruz. Bu, evet. Reformlarını da biliyoruz. Bizim için hani bilip bilen yeni hiçbir şey söyleyemez. Ayrıca madem önlemek istiyorsun kadına yönelik şiddeti, o zaman niye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsun? Yani yeni bir çaba sarf edip bir eylem planı niye hazırlıyorsun madem samimisin? Hiçbir samimiyetleri yok. Üstelik bu açıklamayı yaparken şey dedi, ifadeler kadınlarımızın, analarımızın, kardeşlerimizin hep sahiplik duygusu devam ediyor. Evet. Zaten problem buradan başlıyor ve devamında da cümlesinin onurunu korumak dedi. Şimdi bir kere hiyerarşik bir ilişki kurduğun insanın onurunu daha baştan çiğnemeye başlamışsın demektir. Sen kimsenin sahibi değilsin. Erkekler de, bu devlet de, bu eril devlet de
hiçbir kadının sahibi değil. Hiçbir koca, hiçbir abi, hiçbir baba, hiçbir erkek onun sahibi değil ve onurunu korumak gibi bir hadsizliği de kimse söyleyemez, hiçbir erkek söyleyemez. Kadını bu anlamda eşit zaten görmediğin andan itibaren sen kadınların onurunu da bu toplumdaki yerinde ve şiddete onu bir kere bunları çiğneyerek zaten şiddete açık hale getiriyorsun. Dolayısıyla çok vahim bir noktada iktidar. Ve üstelik bu dördüncü yargı paketinde getirmeye çalıştığı da çocuklara yönelik cinsel istismarı tamamen cezası bırakmak. Evet. Açık yani. Tamamen cezası bırakmak ve 52 yaşını 12'ye indirmek daha önce biliyorsunuz büyük bir mücadeleyle çocuk istismarcısını çocukla evlenmesi durumunda 5 yılda ayrılmaması durumunda cezasının affedilmesi vardı ve bu büyük mücadeleler sonucu kaldırılmıştı. Şimdi bunu aynen geri getirmeye çalışıyorlar. Bu demektir ki yani 13 yaşına basmış bir çocuk deniyor. Yani demek oluyor ki bu 12 yaşında bir çocuk. 12 yaşında bir çocuğu bu saldırgan ve tecavüzcü şahısla 5 yıl boyunca işkenceye açık evet. bıraktı zaten. Bir, ikincisi çok sinsice bu çocukların eğitim almasını, kendi ayakları üzerinde durmasını, birey olmasını engelleyerek işte erkeklere itaat etmek zorunda bırakacakları yeni bir kadın tipi yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Ama tabii buna izin verilmeyecek. Daha geçen gün çok ağır bir olay yaşandı. Ne yazık ki Reyhanlı'da bir 79 yaşında ya da 80 yaşlarında bir kadın evine giren şahıs çok hem cinsel saldırıda bulunup hem de işte soygun yaptı ve bu adamın 3 ay önce başka bir kadına yaptı ve şu anda evli olduğu kadına da tecavüz ettiği ve ailenin evlenmesi koşuluyla şikayetini geri çektiği anlaşıldı. Şimdi düşünün bu insanların eline çocukları terk ediyorlar ve ayrıca burada bir şey daha yapıyorlar. İmam nikahını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuğun evliliğini meşru hale getirmeye başlarsanız İmam nikahını da meşru hale getirmeye başlarsınız. Dolayısıyla yani inanılmaz bir toplum mühendisliğine soyunmuş durumdalar. Fakat yani ben hala şuna hayret etmekteyim. Gerçekten yani bu yüzü, bu cesareti, bu pişkinliği nasıl bulabildiklerine de çok hayret ediyorum. Çünkü gırtlaklarına kadar ağır suçlamalar içindeler. Bu kadar Sedat Peker'in ve artık devamında başka etkiler, kendi akrabalarının konuşmaya başladığı bir tanesini bugün gözaltına aldılar. Evet. Bir tanesi Ekşioğlu'da konuşacağını söyledi. O da uzak akrabası bildiğim kadarıyla. Yalnız şimdilik konuşmama kararı almış diye duydum. Bir şey o önemli değil. Yani önemli olan burada... Zaten hepsi bir gün gelip mutlaka konuşacaklar zaten o kesin. Tabii. Şimdilik böyle bir karar almış. Kaçınılmaz bir biçimde konuşmak zorunda kalacaklar. Ama burada vahim olan 2 aydır ispatlanmış taraflarının yalanlayamadığı inanılmaz ağır iddialar var. Ve bu iktidar mensupları başta İçişleri Bakanı olmak üzere, Adalet Bakanı olmak üzere ve o adı geçen milletvekilleri olmak üzere hiçbirisi yalanlayamıyor ama istifa da etmiyor.
Hiçbir savcı haklarında soruşturma açmıyor. Ve bunlar hiçbir şey olmuyormuş gibi aynı biçimde bir de her hamleyi daha da ileriye taşıyarak devam ediyorlar. Kadınlara saldırmaya, çocuklara saldırmaya müthiş bir pişkinlik içinde devam ediyorlar. Bu da beni gerçekten çok hayrete düşürüyor. Bu nasıl kamuoyunun önüne çıkabiliyorlar diye, o nasıl bir psikoloji diye çok merak ediyorum. Ayrıca yalnız bu da değil. Cumhuriyet Halk Partisi, o da niye susuyor? Mesela Deniz Baykal'ın adı geçti. Ya inanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Biz yani çok ağır küfür, hakaret yerine geçen bir meslek grubu kadrolu devletin en üst tepesinde muhalefet partilerinin liderleriyle kadrolu olarak hala bulunuyor. Hiç kimse de bir utanma yok. İstifa da etmiyor, Deniz Baykal da etmiyor. Zaten meclise gelemiyor. Yani daha neyin devamı bu? Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal hakkında en ufak bir girişimde bulunamıyor. Hala bulunmadı. Evet. Sözde yani, muhalif kanallarda da bu konu açılmıyor. Tabii hiç açmıyorlar. Tabii konuşulmuyor. Türkiye'deki bu konu konuşulmuyor. Özellikle bakıyorum. Tabu gibi. Ama çok içeride bu konuyla ilgili çok rahatsızlık olduğunu da söyleyelim. Hiç önemli değil. Ya şu rahatsızlığı bir de biz görsek Erk ya. Şu rahatsızlıklarını bir de biz görsek. Ya ben de sizin gibi düşünüyorum. Sadece iletiyorum yani. Biliyorum. Yani onları rahatsızlıktan bir de görsek şey, yani. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum. Bir şey çok aklıma takılıyor. Biraz işi sulandıracağım ama özür diliyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasını isteyenler, yani yürürlükten kalkmasını isteyenler şöyle bir gerekçe sunuyorlar. Efendim eşcinselliğe özendiriyormuş. Ya evet. Çok düşün. Bir uluslararası sözleşme insanları nasıl eşcinselliğe özendirebilir ya? Hocam bu sözleşmeye bağlı galiba. Bunu anlayan var. Ne demek ya? Uluslararası sözleşme insanları eşcinselliğe özendiriyor mu? Ne demek bu ya? Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin içinde özel olarak eşcinselliğe ilişkin, yani LGBTİ artılara ilişkin özel bir şey yok. Sadece şu var. Ev içinde, bakın şimdi bunu da değiştirmeye çalış, işte bu eylem planı içinde çok önemli bir değişiklik daha var yapmaya çalıştıkları, aile içinde diye değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde ev içinde herhangi bir aile tanımı yok. Erkek de dahil ayrıca, yani bir erkeğe yönelik de. Yaş, yani aslında son derece eşitlikçi ve adaleti temel alan bir sözleşme maddeleri var. Diyor ki hiç kimse inancı, etnik kökeni, yaşı, cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle kimse kimseye şiddet uygulayamaz. Ve en önemli şeyinden biri, farklılığı İstanbul Sözleşmesi'nin, devlet bütün ayrımcılıkları önlemekle yükümlüdür. Ve bütün buna uygun yasal, yani bu İstanbul Sözleşmesi'ne imza attığı da buna uygun iç hukukunu düzenlemek ve bütün kadrolarını bu biçimde yenilemek ve eğitmek zorundadır diyor. Çok ciddi bir yükümlülük veriyor. Kadrolara ilişkin, yani hakimlere, savcılara ilişkin bir dosyadan müsaade ederseniz bir örnek vereyim. Defalarca biz burada Artı TV'de program yaptık. Aynur Erzengin. 10 yaşında bir çocuğu var. Çocuğa babası istismar ediyor. Ama çocuğun velayeti babaya veriliyor. Çünkü babanın durumunu şimdi Aynur Erzengin'in ağzından anlatayım ben. Attığı tweetlerden bugün itibariyle. Çok güçlü bir idari hakim. Bu aynı zamanda tecavüzcü baba. Haber göndermiş. Güç kendisindeymiş. Beni tekrar akıl muayenesine gönderecekmiş. Deli raporu çıkartmak istiyormuş. Çünkü tecavüzün kapatılması için yargı kötüye kullanıldı ve 4 yılda 10 kez akıl muayenesine gönderildim. Oğlumun velayeti 7 tecavüz raporu
olduğu halde idari hakim olan babaya verildi. Şimdi bu yazan kişi de yanlış anlaşılmasın. Söyledikleri gerçekten doğru. Altı raporu ben okudum. Yani babaya ilişkin altı raporu ben okudum. Ve bu kadın, bunları yazan kadın Maraş'ta bir doktor. Evet. Hastalarıyla ilişkileri çok iyi. Çocuk psikiyatrist uzmanları tarafından, Çin tarafından dinleniyor. Aynı Elmalı davasında olduğu gibi resimleri var ortada. Çok acı şeyler çizmiş babayla ilgili ve buna rağmen Türkiye yargısı bu dosyayı kapatıyor. Kapatmakla da kalmıyor. Yani babanın suçsuz ilan edilmesiyle de kalmıyor. İnat yapar gibi ve gözümüzün içine bakarak çocuk kendimi balkondan aşağı atarım dediği halde velayetinde babaya teslim ediyor. Herhalde yargının istediği çocuğa birkaç kez tecavüzün olması yetmemiş. Bundan sonraki süreçte de tecavüzün olmasını istiyor. İşte yargı bu kişiler tarafından yönetildiği için, ayrıca şu parantezi de koyalım, bir tarikat mensubudur. Şeyi de söyleriz, Süleymancı'dır. Sonra hak yolculara geçmiştir. Şimdi burada başka bir şeye gidiyoruz artık. Yargının nasıl dizayn edildiğini görüyoruz. Ve ne şekilde ya en aşağılık şeylere bile birbirlerini kollamak için birbirlerine bağlı bir suç örgütünü nasıl işleri örttüğünü görüyoruz. Bunu ilave etmek istedim. Sözünüzü kesmiş olabilirim. Evet İnci, devam et sen. Son dönemlerde zaten yargı kararları peş peşe kadın ve çocuk aleyhine çıkıyor. Yani bir sürü kadına saldıran, mesela geçenler çok indi. Kaç yerinden bıçaklayan adamı İHA'den tahliye ettiler. Yani sistemli bir biçimde yargı kadın aleyhine vermeye başladı bütün kararları. Yani çünkü evet, yani zihniyet cemaatlere teslim edilmiş, cemaatler arasında bölüşmüş bir yargıyla karşı karşıyayız ve bunların zihniyetinde kadın zaten boşanamaz. Boşanıyorsa hak ediyor yani, çünkü ne demek kocaya itaat etmemek? Şimdi zihniyet bu olunca ve bu devletin en tepesi tarafından zaten empoze edilince, işin içine Erkin söylediği gibi bir de cemaat içi hiyerarşiler girince dönüp dolaşıp şeye geliyoruz. Yani bu iktidarın batmadığı bir yer yok. Yani yargıdan tutun her alana kadar. Fakat kadınlar bir kere daha gösterdi ki öyle kolay değil. Öyle kolay değil. İşleri hiç kolay değil. Hiçbir şekilde hiçbirimiz geri adım atmayacağız. Yani bunu da bilsinler. Bu 12 yaşındaki çocuklara biraz önce ince bir şeyden bahsetti. Ben bunu hep söylüyorum ama kızıyorlar herhalde bana. Yani son 12 yaşındaki bir çocuğa imam nikahı kıyılıyor, değil mi? Yalan mı söylüyorum? İmam. Kardeşim, o imam nikahını kim kıyıyor? İmam nikahını arka mahallede oturan bir tane cinci hoca kıymıyor. Bir devlet memuru imam kıyıyor ya. Kaç devlet memuru imam hakkında Diyanet soruşturma açtı? 12 yaşında çocuğa imam nikahı kıydı diye. Gördünüz mü? Duydunuz mu? Herhalde kıymayana soruşturma açıyorlardır. Herhalde. Bence de. Hocam ya, bunlar onlar çünkü. Onlar da bunlar şey yani. Olay bir şey, yani. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bir devlet memuru bunu yapan. Bak şeyi anlarım. Yine kızarım ama hani vardır ya arkada kadınların göbeğine bilmem ne yazıyor falan diye böyle herifler. Ama onlar devlet memuru falan dedi. Cinci hoca denir değil mi onlara galiba? Evet. Bunlar devlet memuru ya. Diğer müftülüğe yani bağlı devlet memurları. 12 yani yaşındaki çocuğa imam nikahı kıyıyor. Utansınlar ya. Utansınlar. Bir de onlarla ilgili soruşturma açmayanlar da utansınlar ya. İnci, bir şey söylüyordun. İki şey söyleyeceğim. Bir, Diyanet İşleri Başkanı'nın evlilik, çocuk evliliğine de dair görüş belirttiği bir ülkede onun tayin ettiği imam da 12'ye kıyar.
gayet açık. İkincisi neydi? Bir, çok önemli bir şey, bir ayrıntı daha vardı. Savcılık diye bir şey yok mu İnci bu ülkede ya? Yok tabii de yani. Ama savcı bu konuda bir şey yapmak zorunda ya. Devlet memurundan bahsediyorum. Yapmıyor maalesef. Ve aileler de çok şey yani, bir de galiba yoksulluk arttıkça kız çocuklarının meta haline dönüşmesi hızlan. Ne yazık ki. Tam tersine şunu söyleyecektim. Bunlar hakkında dava açmak yerine hastanelerde hamile olarak getirilen kız çocuklarını bildirdiği için savcılığa, o sağlık çalışanları hakkında davalar açıldı, sürüldüler. Evet. Tam tersi. Bu kadar sistematik bir toplum mühendisliğinden bahsediyoruz. Yani çocukların canı kanı üzerinden hem de hayatı üzerinden yapılan bir mühendislik. Evet arkadaşlar. Eskiden bir laf vardı, şimdi daha az kullanılıyor. 12 yaşında bir çocuğa imam nikahı kıyıp da sonra yani tabir maruz görüyor. 12 yaşında bir çocuğu koynuna almak cinsi sapıklıktır. Şimdi kullanılmıyor bu laf. Şimdi kullanılmıyor bu laf. Cinsi sapıklığı. Bizim gençliğimizde çok kullanılan bir laf. Böyle bir şey. Normal bir şey değildir bu yani. Kapatılmalı yani. Hastaneye kapatılmalı o herifler. Yani ama devletin resmi kurumları bunu olur kılmak için uğraşıyor hocam. Ona bir şey demiyorum da yani işte dediğim gibi yani. Ama bir tane yok ya. Bir tane Diyanet imamı hakkında sen nasıl kıydın bu imam nikahını diye şey yok ya. Ya diyorum hocam. Dava yok. Kıymayana dava açarlar bunlar. Kıymayana dava açarlar. Evet. Hocam yargıyı anlattık. Yani programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. İnci son cümleni alayım. Erkin söyledikleri de, Erkin anlattıkları tüyler diken diken etti yani, o korkunç olay ya. Hakikaten korkunç bir olay yani. Bunu dışında ama bunu söylemeden kapatmak istemiyorum. Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı mı? Ne evet. Danışmanı bilmiyorum. Yıldıray Çiçek. Bugün sevgili Ercan Kesalı ve Nur Sürer'e hedef göstererek bunlar bu alanlardan temizlensin diyor. Yani az önce Madımak'ı konuştuk. Bir sürü sanatçımızı orada kaybettik. Şimdi aklıma gelmişken 35 kişi değil, 33 kişi 33. Öldü. İkisi olayı çıkaranlar. Evet. Ama onların da resmi var orada. Tabii orada yer alıyor. Bunu belirtmek için evet söyledim. Yani Erdoğan çıkıyor CHP yöneticilerinin ve Kılıçdaroğlu'nun gençler gördüğü yerde yakasına yapışmalı diyor. Yani inanılmaz bir katliam provokasyonu hala devam ediyor. Bu zihniyet tam da devam ediyor. Yani Ercan Kesal'a ve Nur Sürer'in başına bir şey gelirse tabii ki sorumlu adres bellidir. Bunu da söylemeden geçmek istedim. Doğru söylüyorsun. İnce o lafın arkasında daha vahim bir şey var aslında. Yani Selahattin Demirtaş'ı destekledikleri için Bahçeli'nin danışmanı Nur Sürer ve Ercan Kesal'ı bu alandan temizlenmelidir diyor. Bu lafın altında yatan başka bir şey var. Selahattin Demirtaş'ın başkanı olduğu partiye oy veren 6 milyon seçmen de bu alandan temizlemeli demektir bu aynı zamanda. Kesinlikle tabii. Evet. Tabii. O kadar sadece sevgili Ercan Kesal'la Nur Sürer'le ilgili sınırlı olmayan bir nefret söylemi var orada. Korkunç, çünkü zaten Süleyman Soylu mu idi? Bir tanesi ya da Erdoğan'ın kendisi miydi? Seçimlerden önce 2015'te zannediyorum. Seçmen nerede hesap verir? Evet. Yani dolayısıyla aslında yani ellerinden gelse şey kuracaklar zaten. Hani hepimizi toptan yakacakları fırınları da inşa edecekler. Evet. İnci katıldığın için çok teşekkür ederim. İlk bölümün sonuna geldik. Kora, ikinci bölüme senle başlayacağız. Çünkü yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi artık 3 yaşına giriyor bir hafta sonra. Nasıl bir ülkeyle, nasıl bir rejimle giriyoruz? Ve Sedat Peker'in açıklamalarını elbette konuşacağız ilk bölümde. Ama Koray konuşmadan yani ikinci bölümde 10 saniye bir şey okuyacağım burada. 10 saniye sadece. Peki hocam, tamam. İnci, 10 saniye. İnci teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olasın.
Evet, artık her şeyin ilk bölümün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.